İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da yaşayan Müslümanlar birleşik bir cemaat değildi. Etnik köken, dil ve mezhep olarak farklılıklara sahip olmalarından dolayı bir araya gelemiyorlardı. Şii ve Sünniler arasında sürekli bir husumet vardı. İşte böyle bir ortamda Muhammed Ali Cinna adında geleceğin lideri olacak bir adam ortaya çıktı. Hindistan'da yaşayan Müslümanları bağımsız bir Pakistan talebi arkasında birleştirmeyi başardı. Avukat olan Muhammed Ali Cinna, 1913 yılında Hindistan'daki Müslümanların temsilcisi olan Müslümanlar Birliği'ne katıldı. Aynı dönem İngiliz idaresinden kurtulma talebi olan Hint Ulusal Kongresi'nde üyesiydi. Hukuk eğitimini İngiltere'de almış olan Cinna, ülkesinde önce başarılı bir avukat, daha sonra da başarılı bir yargıç oldu. Daha sonraları da Müslümanlar Birliği'nin başkanlığına seçildi. Hindularla Müslümanların birlikte hareket edebilmesi için büyük çabalar gösterdi. Gandhi gibi o da ülkedeki en büyük iki dinin mensuplarının bir arada yaşayabileceğine inanıyordu. Bu çabalar karşılıksız kalmamıştı. 1916 yılında imzalanan Lucknow Paktı ile birlikte iki taraf arasında ülkenin geleceği adına fikir birliği sağlandı. Bu anlaşma sayesinde Müslümanlar talep ettikleri hakları güvence altına almış oldu. Fakat bu güvence çok da uzun sürmedi. İngilizlerle mücadele konusunda Müslümanlarla Hindular fikir ayrılığına düştü. Gandhi, İngiliz yönetimiyle işbirliğinin kendilerini bir sonuca ulaştıramayacağını ve çözüme yapılacak boykotlarla ulaşılacağını söyledi. Gandhi'nin yönlendirmesiyle Kongre, İngilizlere karşı boykota başladı. Cinnah bu duruma karşı çıktı ve Kongre'den istifa etti. Gandhi ile Cinnah'ın bu şekilde ters düşmesi, ülkedeki Hindularla Müslümanların aralarının tekrar açılmasına sebep oldu. Cinnah, İngiltere'ye gitti ve olan biteni bir süre oradan takip etti. Hindistan'daki Müslümanların "sana ihtiyacımız var" çığlıkları üzerine ülkesine geri döndü. Döner dönmez tekrar siyasete girdi ve mücadelesine devam etti. Muhammed Ali Cinnah tartışmasız ülkedeki Müslümanların tek lideri olmuştu. Hinduların umarsız davranışları sonucu Müslümanlar Birliği etki alanını genişletmeye başladı. İngilizlerin verdiği özellikle birlikte 1937 yılında yapılan seçimlerde Hint Ulusal Kongresi büyük bir başarı elde etti. 11 bölgenin 7'sini Hint Ulusal Kongresi'nin kazanmasıyla birlikte ilk defa bu kadar büyük bir Müslüman nüfus Hinduların yönetimi altına girmiş oldu. Bu zaferle birlikte ülkedeki Müslümanların talepleri ve hassasiyetleri göz ardı edildi. Durumun bu şekilde kötüye gitmesi üzerine Müslümanlar Birliği 1940'ta Lahore'da toplandı. Hindistan'ın bölünüp Pakistan devletinin kurulması talebi ilk defa bu toplantıda dile getirildi. O güne kadar Hindularla Müslümanların birlikte yaşaması gerektiğini savunan Cinnah, Müslümanların Hindu çoğunluğunun altında ezilmesi üzerine gönülsüz de olsa ayrılığın gerekli olduğuna ikna olmuştu. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte de Pakistan hayalden çok siyasi bir proje haline gelmişti. Savaş, İngiltere'nin Hindistan'dan çekilmesini hızlandırdı. Ayrıca bu süreçte Müslümanlar Birliği, Hint Ulusal Kongresi ile aynı konuma gelmişti. Savaşta Hindistan'ın İngiltere'ye destek vermesi karşılığında Hindistan'a bağımsızlık verilmesi üzerine bir görüşme yapmak için İngiltere'den gelen Cripps misyonu Cinnah'ın taleplerine de önem vermiş ve savaştan sonra Hindistan'ın ikiye bölünmesine olumlu yaklaşmıştı. 1944 yılının Eylül ayında Gandhi ve Cinnah son kez bir araya geldi. Gandhi önce İngilizlerden kurtulup sonra da bu sorunu kendi içlerinde çözmek istedi. Fakat Cinnah bu zamana kadar yaşananlardan dolayı artık Müslümanların sabrının kalmadığını belirtti. İngiltere ile yapılan görüşmeler sonucu 14 Ağustos 1947'de Hindistan ve Pakistan bağımsızlığını kazandı. Cinnah Pakistan devletinin kurucusu oldu. Pakistan dünya haritasındaki yerini aldı. Fakat zorlu süreç yine devam etti. İki ülke arasında büyük göçler ve savaşlar yaşandı. Müslümanlar, Hindular ve Sihler birbirine girdi. 11 Eylül 1948 yılında Muhammed Ali Cinnah'ın ölümüne kadar ülkedeki karışıklıktan dolayı bir anayasa hazırlanamadı. Anayasanın hazırlanması 8 yıl sürdü. 1956 yılında anayasanın hazırlanması bitti ve Pakistan Devleti İslam Cumhuriyeti olarak tanımlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.